Bodrum'a gelelim. YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün yine çok güzel bir villa çekeceğiz. Şimdi ben size en güzel yerinden başladım her zamanki gibi. Şimdi bu gördüğümüz villanın özelliklerini size kısaca anlatayım. Burası net 250 metrekare alana sahip. 4+1. Önünde 50 metrekarelik bir havuzu var. 500 metrekare bahçesi var. Toplam arsa payı da 650 metrekare. Şurada gördüğünüz sol tarafta bir odamız var. Şurası komple tek bir salon. Yukarıda bir oda. Burada bir oda, bir de arka çaprazda bir oda var. Ön bahçe, şu yukarıda bir tane teras alanı görüyorsunuz. Dış alanların içerisinde. Orada geniş bir balkon var. Şimdi içerisini gezeceğiz. Sol tarafında bir tane de arka bahçe var. Arkadaki odanın açıldığı bir kapıdan. O da güzel düşünülmüş. Hoşuma gitti. Bahçeyi görüyorsunuz. Gayet düzgün, temiz bir bahçesi var. Verandası da gayet geniş. Evin dış cephesi kayrak taşıyla döşenmiş. Şık bir görüntüsü var. Muhtemelen gece ambiyansı da çok güzeldir. Bunun dışında size daha bundan sonra da çekeceğim. Yani devamında videonun izleyeceğiniz aşağıda 1+1 bir tane müştemilat, 3 araçlık otoparkı var. Ve sokağı da size göstermeyi düşünüyorum. Şimdi size manzarasını gösteriyorum. Ve konumu tarif edeceğim. Bu gördüğünüz alan, yani tilkicik. Şu köşedeki gördüğünüz bölüm tilkicik koyu. Buranın sağ tarafında, buradan göremiyoruz fakat Yalıkavak Marina var. Bunun arka tarafında da Küdür bulunuyor. Yani 3 tane denize ulaşımı olan lokasyonun tam ortasında kalıyor. Çok da geniş, güzel. Önü çok açık. Ferah bir manzaraya da sahip. Yani burayı bazı müşteri profilleri gerçekten çok sevecektir. Çünkü bir ferahlık var. Sadece deniz manzarası, doğa manzarası, şehir değil. Hepsini bir arada barındıran harika bir konumda. Şimdi villayı beraber gezelim. Bahçeyi zaten görüyorsunuz. Böyle hani bir tarafı bahçe, bir tarafı havuz alanı şeklinde dizayn edilmiş. Bu da gayet kullanışlı olmuş bana kalırsa. Ve şık bir görünüm var. Villanın izolasyon, yani izole bir villa burası. Dışarıdan çok fazla içerisi gözükmüyor. Etrafında birkaç tane yapı var ama hani buranın giriş alanına denk geliyor. Bahçe kullanımından burayı görmeniz pek mümkün değil. Yan taraflarla da iletişimimiz çok fazla yok. Bir tek şu üç balkondan yan tarafın havuzu görünüyor ama oradan burası görünmesi mümkün değil. Gördüğünüz gibi net bir bahçe, çok geniş güzel bir havuzumuz var. Verandamız da geniş. Şu anda da saat akşam 5.30. Cephe olarak güney doğu cephedeyiz. Güneş, nasıl diyeyim size, şu gölgeden de anlaşıldığı gibi şu an sağ çaprazımızdan batmak üzere. Şu an tam karşımızda doğu. Burası da güneydoğu cepheye denk geliyor. Devam ediyoruz. Buradan direkt salondan girmeyelim. Ama salonun alanını şöyle görün. Şurası mutfak alanı. Burası salon. İçeride de güzel mermer görünümlü kaplama var. Şimdi ben size ön taraftan kapıdan giriş yapacağım. O şekilde göstermeye çalışıyorum. Şu an villa tamamen tamamlanmış değil. Çok az ufak tefek eksikleri var. İnşaat malzemeleri hala duruyor. Bir temizlik yapılmış ama tekrar temizlik yapılacak tabii ki. Şurası otopark alanı. Burayı içini gezdikten sonra burayı size göstereceğim. 1+1 müştemilat da orada. Devam ediyoruz şimdi. Burası evin giriş alanı. Kullanılan malzemeler falan benim hoşuma gitti. Gerçekten premium duruyor. Şu sağ tarafta bir vestiyer alanımız var. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir depomsu da bir yer. Evet. Bunun içerisine dolap yaptırılabilir. Şu alanı vestiyer alanına da yapmışlar. Ayakkabılık olarak dizayn etmişler. Gayet güzel. Evin içerisine döndüğümüzde şöyle genişçe bir salon var. Tahmin ediyorum bu salon 70 metrekare kadar var. Evin toplamı 250 metrekare olduğuna göre alt kat sanki böyle 130 metrekarelerde, üst katta 250 metrekareyi tamamlayacak şekilde. Salonu şöyle geniş açıdan size göstereyim. Ferah, güzel. Direkt havuza ve bahçeye bakan bir salonumuz var. Buraya televizyon ünitesi konmuş. Bu şekilde bir görüntümüz mevcut. Şöyle görünüyor. Devam ediyorum. Mutfak alanı, ada mutfak var. Gayet geniş, rahat dizayn edilmiş. Mutfak alanının güzel bir peysaja bakması çok önemli bence. Bazı yapılarda mutfak karanlık kalıyor, dışarıya açılan penceresi olmuyor veya ufak bir alan oluyor. Ama burası gerçekten yemek yaptıktan sonra keyifle yemek yiyebileceğiniz, oturup çay kahve içebileceğiniz de bir alan aynı zamanda. Ayrıca havuz alanına servis verilebilmesi için de çok avantajlı. Genelde bu tip villalarda hani mutfak uzak olduğu için kitchenette yapmak zorunda kalınıyor ama burada hiç gerek yok. Şöyle size gezdirmeye devam edeyim. Alt katta bir tane odamız var. Dışarıdan da göstermiştim. Şurada ortak banyo tuvalet var.
Direkt havuza bahçeye açılan bir oda burada. Gayet güzel, kullanışlı. İçlerinde gömme dolaplar bütün odalarda mevcut. Her odada banyo tuvalet var. Doğramalar Linea Rossa marka. Güzel bir doğrama. Kolay açılıp kapanıyor. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Hızlı bir şekilde. Burası güzel, ihtişamlı duran bir bölge. Şöyle geriye dönüp de çekeyim. Kocaman bir cam konmuş. Ve burası aydınlık. Burada sağlı sollu iki tane odamız var. Bu odaya da bakıyoruz. Şu şekilde. Bunun yan bahçesi var. Demin aşağıdan göstermiştim. Bu odaya ait. Buraya yeşil alan yapıp bir çardakla süslerseniz çok güzel olur. Devam ediyoruz. Gömme dolap yine tabii ki bu odada var. Şurada bir makyaj alanı yapılmış, kullanışlı. Böyle bir banyomuz var. Banyo tuvalet. Şöyle üçüncü odaya girelim. Buranın banyosu biraz daha geniş. İçindeki tasarım değiştirilmiş. Farklı tasarımlar olması bence güzel. Bu odanın geniş iki tane cam bölümü var ve önü tamamen açık. Direkt de şurada denizi görüyor. Yani şöyle göstermek istiyorum size. Gayet güzel bir manzarası var. Yani inanın şu an şeyde o kadar iyi gözükmüyor. Videoda o kadar iyi gözükmüyor. Çok daha beğeneceksiniz tahmin ediyorum buraya geldiğiniz gibi. Bu odanın dışı da balkonla çevrili. Yine makyaj ünitesi yapılmış. Güzel düşünmüş, her odada var. Gayet güzel bir sahnesi var. Hoş. Buranın bu şekilde bir teras alanı mevcut. Ben size şimdi bütün bahçeyi de dışarıdan göstereceğim. Yukarıdan. Görüyorsunuz. Bu odanın böyle güzel bir teras alanının olması hoş. Bunun yan tarafında şöyle bir villa daha var. Yine bulunduğu alandan etrafını da sağında solunda kimler var nasıl görmüş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi size bütün detaylarıyla villayı göstermeye çalışıyorum. Eksik bir şey kalmasın. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İlginizden dolayı da çok memnunuz. Telefon açmakta tereddüt etmeyin, çekinmeyin. Hem bilgi almak için hem fiyat sormak için arayabilirsiniz. Yani bu tarzda bir evi alacak belki bütçeniz olmayabilir veya çok daha lüks de bir yer arıyor olabilirsiniz. Her iki koşulda da videoya rastladıysanız, memnun kaldıysanız izlediklerinizden arayıp bilgi danışabilir, sorabilirsiniz. Size elimizden gelen desteği vermeye çalışırız. Satılık olan yeriniz varsa yine bize yönlendirebilirsiniz. Çekimlerini yapabiliriz. Gayet güzel bir villa. Şimdi alt kata müşteminatın olduğu ve otoparkın olduğu alana iniyoruz. Sonrasında da size sokağı göstereceğim. Bakalım memnun kalacak mısınız? Açıkçası sessiz huzurlu bir ortamda bulunan bir ev. Evin içinde gezerken ben sadece ayak seslerimi duyuyorum. Şimdi buranın handikapı, bir tane handikapı var. O da bu eve çıkan. Yani araçla tabii çıkıp girdiğiniz için size bir problem yaşatmayacaktır ama şu arabaların park ettiği yerin aşağısına doğru biraz dik bir yokuş var. Yaklaşık 30 metre, 35-40 metrelik. Gördüğünüz gibi şu yokuş. Sonrası normal yol. Aşağıda hemen marketi de var. Burası otopark alanı. Buraya 3 veya 4 araç rahatlıkla sığar. Tavan yükseklikleri de gayet iyi. Buranın içerisinde hizmetlerin kalabileceği veya farklı amaçlara döşeyebileceğiniz 1+1 bir yaşam alanı var. Burada mutfak, tuvalet, altyapısı mevcut. Şuraları kapanacak. Şuraya kapı konup kullanıma açılabilir. Burası da banyosu, tuvalet alanı. Buraya ufak bir mutfak yapılıp kullanıma açılır. Çok avantajlı bir şey. Yanınızda kalacak kişiler varsa burayı değerlendirebilirsiniz. Otopark alanı da hayli geniş, gayet güzel. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sizleri
bütün videoları izlemeye davet ediyorum. Videoları izleyen kişiler bize telefon açtığında sadece burası var zannediyor. Fakat öyle değil. Ciddi anlamda ciddi sayıda videomuz var. Hepsi farklı farklı konseptlerde, farklı bütçelerde. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım hayalini kurduğunuz villaya veyahut da konuta en iyi şartlarda sahip olursunuz. Bu konuda size elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız. Görüşmek üzere. Sağ olun izlediğiniz için.